Merhaba ben Pınar Sibirski, Yataşın Uyku ve Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere birazcık bebek odasını nasıl hazırlamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bebek odası büyük heyecan, hele hamileyiz, yeni bebeğimiz geliyor veya belki de bebeğiniz hali hazırda birkaç aylık oldu ve odasına geçirmek istiyorsunuz. Her halükarda artık oda ile ilgili bir hazırlık yapma zamanı ve bu noktada dikkat edeceğimiz bence bazı önemli noktalar var. Şimdi Büyüklerden başlarsak yeri hazırlamak. Ee, halılar biliyorsunuz alerjik olabiliyor özellikle uzun tüylü halılar. Dolayısıyla bebek odanızın yerini hazırlarken parke veya taş yapmanızı zeminini öneririm. Tabii ki isterseniz böyle alerji yapmayacak üzerine küçük kilim veya halı tarzı şeyler sonrasında ekleyebilirsiniz ama temizliği açısından alerjisi açısından ee, tahta veya taş zemin idealdir. Duvarlara baktığımızda boya veya duvar kağıdı fark etmez. E, zevkinize nasıl hitap ediyorsa ama pembe tercih edecekseniz toz pembe, a, aynı şekilde mavi, açık mavi, uçuk tonlar, etiketler biliyorsunuz bazen kullanıyoruz veya duvar kağıdı desenleri. Bunların da hep sade, sakin olmalarına dikkat edelim. Eğer böyle hani duvar kağıdı veya etiket anlamında hareketli, eğlenceli şeyler, hayvan figürleri vesaire kullanmak istiyorsanız da yatak bölümünden biraz daha uzak bir bölüme koyabilirsiniz. Çünkü şimdi birazdan da bahsedeceğim. Yatak bölümü bizim uyku bölümümüz. Oranın böyle çok oyuncaklı, can canlı, hareketli olmasını tercih etmiyoruz. Ondan sonra gelelim camımıza, perdemize. Tabii ki eğer böyle büyük camınız, aydınlık bir odanız varsa ne kadar güzel. Ama o aydınlık odayı bile biz uyku zamanlarında karartmak isteyeceğiz. Yani bu blackout denen, güneşi tamamen kesen perdelerden mutlaka odayı hazırlarken kullanmanızı öneriyorum. Bu perdeleri illa siyah ya da koyu renk gibi düşünmeyin. Krem rengi, beyaz renk, çok açık renklerde de güneşi kesen perdeler var. Gündüz uyku zamanlarında yeni doğan dönemini atlattıktan sonra yani 0-3 aydan sonra bebeğiniz gece gündüz ayrımını yaptıktan sonra bu perdelerden çok faydalanıyoruz. Çünkü karanlık odada, olabildiğince karanlık odada diyelim, bebeklerimiz çok daha kolay uykuya dalıyorlar daha güzel uykular uyuyorlar ve sabah daha geç saatlerde kalkıyorlar. Beşlerde değil mesela yedilerde. O yüzden bir küçük perde bakın neleri değiştirebilir. Mutlaka o süslü güzel perdelerinizin arka taraflarına, iç taraflarına bu güneşi kesen perdelerden koymanızı öneririm. Aydınlatma konusuna bakarsak bu dimerli tepeden böyle ayarlanabilen lambalar vardır biliyorsunuz. Bu lambaları ben faydalı buluyorum bebek odasında çünkü işte banyodan çıktınız akşam yatıracaksınız masaj yapıyorsunuz bebeğinize işte giydiriyorsunuz orada böyle güzel bir loşluk sağlıyor dolayısıyla ışığınızı bu şekilde tepeden de olsa dimerli yapabilirsiniz fakat bu dimerlileri gece lambası gibi gece boyunca kullanmamak gerekiyor çünkü voltajın inip çıkmasıyla birlikte bu lambaların aydınlığı artıp azalıyor gece. Dolayısıyla rutinleri yaparken uyku öncesi hazırlıkta okey ama ondan sonrasında böyle prize takılan minicik kalem lambalar vardır. Öyle küçücük bir gece lambası kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Karanlıkta uyutuyoruz genelde bebeklerimizi. Işık konusu da böyle. Onun dışında nelere ihtiyacımız var odada? Bir koltuk eğer sığdırabiliyorsanız bebeğinizi emzirebilmeniz için geceleri ihtiyaç durumunda bir koltuk bulundurabilirsiniz yeriniz varsa bir alt değiştirme ünitesi olabilir. Genelde bu alt değiştirme ünitelerini şifon yerlerin üzerinde de yapabiliyorlar. Çok daha pratik olur. Çünkü sonuçta alt değiştirme ünitesinde bebeğinizi tutacağınız süre 6 ay en fazla. Sonrasında oralarda çok hareketlenmeye başlayınca tehlikeli hale geliyor alt değiştirme üniteleri. Daha çok bir koltuğun, bir yatağın üzerinde yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla koltuk o açıdan da bebeğinizi büyüdüğünde giydirebilmek, soydurabilmek açısından da faydalı olabilir. Koltuk veya bir kanepe belki. Onun dışında dolap konusunda ben gardıroptan ziyade şifonyeri daha faydalı buluyorum. Çünkü bebeğin asılacak çok fazla kıyafeti yok. Her şey böyle minik minik katlanan şeyler. Dolayısıyla ben uzun yıllar 4 yaşına kadar hep sadece şifonyer kullandım bebeğim için, kızım için. Çok da yeterli oldu. O şifonyerin de içine böyle kutular koyuyorsunuz. O minik tülbentleri, minicik zaten ne kadar olan kıyafetleri koyuyorsunuz. Hiç gardırop bence masrafına başta, başlangıçta en azından gerek yok. Ve yavaş yavaş geliyoruz yatak asıl konumuza. Bebek yatağı olarak kesinlikle parmaklıklı yatak öneriyorum. Açık bebeğin kendi kendine inip çıkabileceği yatakları ben önermiyorum bir uzman olarak tabii ki sizin kendi tercihiniz ama Bebekler en az 3 yaşına kadar parmaklıklı yatakta yatarlarsa çok daha güvende olacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, siz gece uyurken yatağından kendi kendine çıkabilir, bir şey yutabilir, banyoya gidebilir biraz daha büyüdüğünde. E, bunları da belki önlem alınabilir ama gerekli görmüyorum. Parmaklıklı yatak bebeğin güvende olması için doğru bir seçim olur. Burada boyut en az 70'e 140 yani benim kızım 4 yaşına kadar 60'a 120'de uyudu ama bu kadarına da gerek yok. 70'e 140 veya üzeri tercih edilebilir. Şöyle bir algı var ne kadar büyük olursa o kadar iyi diye düşünülüyor bebeklerde değil. Bebekler küçük alan severler. İsterseniz siz ikiye iki yatak alın. Bebek gene gider en köşesine sığınır böyle popoyu da kaldırır yukarı. En köşede çok rahat sıkışmış bir şekilde uyur. Çünkü şunu unutmayın, ana rahminde bebek küçücük bir alanda, sıkışık bir alanda. Oradan kocaman dünyaya geliyor ve aslında böyle bomboş özgürlük hissi değil onun aradığı daha böyle sıkışmış bir duygu. Bize sıkışmış geliyor ama ona, onun için güven demek o. Kundak da bu yüzden yapıyoruz yeni doğan bebeklere. Dolayısıyla dev bir yatağa ihtiyacınız yok. Standart bir parmaklıklı yatak yeterli. Parmaklıklı yatakta şuna dikkat edin lütfen derin olsun. Yani böyle altı çekmeceli veya altından işte kenarları çekmeceli büyüyünce çocuk yatağı olan tipler... Olabilir ama Onlarda derinlik biraz az oluyor genelde. Yani bebeğiniz 2 yaşındayken ayağa kalktığında o yatakta düşmemesi gerekiyor. Ona çok dikkat edin. Yatağınızın dört tarafının da parmaklıklı olmasını tercih edebilirsiniz veya en azından uzun kenarlarının mutlaka parmaklıklı olması lazım. Hava akışının da olması lazım. Bebeğin dışarıyı da görebilmesi lazım. Bir de bu parmaklıklara takılan kumaş koruyucular var biliyorsunuz. Onları çok fazla önermiyorum. Çünkü bebeğin dışı hem hava akışını kesiyor hem de bebeğin dışarıyla olan bütün iletişimini kesiyor. Ama kullanacaksanız da sadece alt kısmına. Kısa süpürgelik gibi kumaş koruyucu kullanabilirsiniz. Güvenlik açısından kumaş koruyuculara dikkat etmek lazım. Onların iplerinin bebeğe dolanmaması ya da bebeğin o koruyucunun altına kendini sıkıştırmaması lazım. Yani hiç kullanmamayı da tercih edebilirsiniz. Bebek ne kadar bir hızla kendini o parmaklığa vuracak da zarar gelecek yani böyle bir ihtimal neredeyse yok. Yastık, yorgan, bebeklik döneminde çok fazla kullanmıyoruz. 2 yaşına geldikten sonra yavaş yavaş onlara geçiyoruz. Yatak kısmına geldiğimizde sert yataklar, güvenlik açısından sert yataklar tercih ediyoruz bebek şiltesi olarak. Çok fazla kalın olmasına gerek yok. O yatak şiltesi kalınlaştıkça yatağın derinliğini azaltıyorsunuz çünkü. Aşırı kalınlığa gitmenize gerek yok. Sertlik en önemli nokta burada bakacağınız ve kullanılan malzemenin sağlıklı doğal malzemeler olması lazım. Çok fazla sentetik malzemeler kullanılmaması lazım. Sağlığa zararlı içerikli şilteler, yataklar kesinlikle tercih etmeyin. Çünkü bebeğinizin gününün çoğu o yatakta geçecek. Yani doğru yatak seçimi, sağlıklı yatak seçimi bu açıdan çok önemli. Onun dışında yatağın üzerindeki çarşaf tabii ki çok önemli. Genelde ben lastikli çarşafları öneriyorum. Çünkü bebek çok hareketlenecek belli bir aydan sonra. Yani şöyle 6-7 aydan sonra dönmeler, ayağa kalkmalar ve bunların içerisinde bebeğin güvende kalabilmesi için bu hareketler boyunca lastikli çarşaf kullanılması çok daha tercih edilir. Onun da gene dokusunun pamuklu olması, anti alerjik maddelerden üretilmiş olması çok önemli. Dediğim gibi belki de 16 saat, 15 saat bebeğinizin yüzü, teni o çarşafa değecek. Bunlar çok önemli. Yani görüntüden ziyade bu yatak şilte konusunda sağlık kısmına çok dikkat edelim. Odanın diğer kısımlarında tabii ki görüntüye de bir yandan bakacağız. Odanın sıcaklığı çok önemli. 20-21 derece civarında sıcaklık tercih ediyoruz. Bunun için de mutlaka bir termometre odaya koyun. Nem de gene odada ideal olmalı. Kaloriferler kışın yakıldığı zaman odanın nemi de çok düşüyor. Soğuk nem makineleri var. Bunun için tercih edebilirsiniz. Böylece bunu bunları yaptığınızda bebeğinizin odadaki neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılamak mümkün. Tabii bundan sonrası artık bebeğinizin güzel güzel o odasında, yatağında uyuması. Umuyorum bu videodan fayda sağlamışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.